Aleyküm. Aleyküm selam. Geçmiş olsun kardeş. Şu dipteki yatak boş. Orasını beğenmedim. Ben istediğim yerde yatarım. Sinop'tan sürgün abi. Deniz sırrı derler. Hızlıdır. Af yoktur. Ben gittiğim yerlerde hep başta oldum. Burada da sayılmak isterim. Başımızda küçük pazarlım Murat var. Kimmiş o bakalım? Benim. Burası ikimize dar gelecek küçük pazarlı. Bak kardeş. Her şeyin bir usulü vardır. Ben haftaya çıkıyorum. Layıksan başta olursun. Ama şimdi uslu uslu oturman gereklidir. Benim içim tezdir küçük pazarlı. Senin çıkmanı bekleyemem. Ya şimdiden eyvallah dersin, yahut da bacağını kırarım. Hayır, dokunma ona. Yürekli delikanlıymış. Ben çıkınca başınızda olmaya da layık. Sarın yaralarını. Baş üstüne abi. Evlat, bocunma evlat. Küçük pazarlı Murat gibisi gelmedi bu yollara daha. Sıradan bir adam bozmadı seni. Utanma sakın. Haklısın baba. Sana kelek yaptığım halde büyüklük gösterdi. Büyük olan Tanrı'dır sırrı. Bağışla beni. Barıştık. Barıştık. Arkadaşlarımı sana emanet ediyorum. İçki, kumar, esrardan uzak tut onları. Canım onlara kurban abi. Söz. Yolun açık olsun. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun Murat. Sağ ol dayı. Sana layık değil ama burasını kiraladık. Beğenmediysen söyle, hemen başka bir yer ayarlayalım. Lüzum yok dayı. Kus bitti Murat. İçeride geçirdiğin 7 senenin acısını çıkarmak lazım. İşlerin tatlı zamanı. Sen çıkıyorsun diye 2 kumar salonu açtık. Sigara, viski işine bağlantı yaptık. Bir Amerikan pazarına, bir araba galerisine, bir de en büyük kazinolardan birine ortak olduk. Sağ ol ama ben gideceğim dayı. Nereye? Bilmiyorum. O neredeyse oraya. Arayıp bulacağım. Değmez sayın abicim, unut gitsin, kelek yaptı sana. İçeriye düşünce terk etti seni, yaramaz öyle kadın. Ona dil uzatana ecel olurum ben. Affeyle abi. Teselli edeyim diye saçmaladım. Barıştık. Barıştık. Milyonlar kazanacağız Murat. Gözüm hiçbir şey görmüyor. Aferin. Hoşça kal. Al emanetini. Ona da tövbeliyim. Çocukluk etme. Hasımların peşini bırakmayacak. Onu bulmak istiyorsan sağ kalmalısın. Her şeye rağmen bir daha el sürmeyeceğim. Ne diyeyim? Buğurlar olsun. Hayırlı işler.
Arif amca. Nasılsın görüşmeyeli? Hangi yüze geliyorsun buraya? Semtimizin çocuğu değilsin artık. Senin mekanın bitirim yerler, hapishaneler. Çok yanılttın bizi, başımızı öne düşürdün. O güzelim, o pırıl pırıl kızı da yaktın. Hapustan çıkmış demek. Çıkar çıkmaz da buralara düşmüş hemen. Utanması arlanması da kalmamış. Kaçakçı katil herif. Haysiyetli biri ölür de gelmez buralara. Akıya gidiyor olmalı. Adamı perişan ettiği yetmiyor, yüreğini indirecek yine. Gelmen. Geçmiş olsun. Dargın değil misin? Affettin mi beni? Çoktan, Allah'ın da affetmesi için duacıyım. İyi gördüm seni. Sağ ol. Namazdan sonra tencere kaynatacağım evde. Buyur istersen. Biricik kızım. Dünyada ondan başka kimsem yoktu. İsrar ettim, dinlemedi. Beni de bıraktı. Nereye gitti? Bilmiyorum. Karım o benim, çocuğumun anası, bilmen gerek baba. Senden önce de çok sordular, öldürdüğün adamın kardeşleri. Senin gibi insanca değil, gaddarca sordular, dövdüler beni. Bu evi yakmaya kalkıştılar, bilmiyorum dedim. Ve bir hakikate vardım. Karın çocuğunu alıp kaçmakta haklıydı. O bir damlacık yavruyu intikam uğruna öldürecekler. Niçin üzülüyorsun? Eski hayatına devam et. Mal kaçır, adam öldür, büyük paralar kazan, namın yürüsün. Bitti o hayat. Bitmez. Tadını aldın çünkü. Bırakamazsın. Bitti, tövbe ettim. Karımla çocuğumu bulmak, onlara kavuşmak, oğlumu büyütmek, insan gibi yaşatmak istiyorum. Doğru mu söylüyorsun? Büyük Allah'ıma, Kur'an'ıma yemin ederim baba. Ver silahını. Baba, yok. Keşke inanabilsen. Bana öyle geliyor ki Şarköy'e gitti. Rahmetli dayısının oğlu vardır, Cemal. Düğünümüze gelmişti. Oralarda moteli var galiba. Evet. Murat, zorla getir ikisini de. Torunumu, kızımı dünya gözüyle bir daha göreyim. Kaç yaşında oğlunuz? 8. Zayıf mıdır? Şey... Yoksa şişmanca filan mı? Uzunca boylu, iri yapılı olmalı. Yaşından büyük bile görünür. Bakın, seçin. Kaçta hareket ediyor? 13.50'de, bir saat sonra. Gittiğin yerde devam edersin. Abimizin kanı yerde mi kalacak sandın? Silahı ilk çeken oydu. Kendimi korudum ben. O öldü. Ben yıllarca ölmüşten beter yaşadım. Kan gütmenin faydası yoktu. Vazgeçin. Kapatın bu meseleyi. Kes lan! Parçalayacağım seni. Bir gün oğlunu da bulup geberteceğim.
silahlarını! Silah taşımakla öldürmeye teşebbüsten üçünüzü de tutukluyorum. Götürün şunları! Görüşeceğiz elbet. Tövbe ettim. Bir daha elime silah almayacağım. Senin hesabına çok sevindim. Karımı, oğlumu bulmaya gidiyorum. Yeniden başlayacağım hayat. Silahla hayat kurulmaz. Ancak hayatlar biter. İnsanlar ölür, yuvalar yıkılır. O acıyı yıllarca çektim. Canıma etti. Ne olursa olsun tövbeni yeminini bozma. Cezayı kanunlar verir. Bunu unutma. Sağ olun komiserim. Dediklerimi unutursan, bir gün gene silahına sarılırsan, yanında değil karşında olacağım. Hepinizin karşısındayım. Hepinizin peşindeyim. Bütün kanun dışı olanların iki çocuk babasıyım. Karımla beraber her akşam yolumu gözlüyorlar. Sağ olun komiserim. Karımla çocuğumu bulacağım. Padişah kesildi başımıza. Sigara, viski işinin tamamını üstüne almış. Diklereni bitiriyor. Fiyatları da o biçiyor. Kumarhane işi de öyle. Davet ettiği kişi gitmezse perişan ediyor. İşte salonun hali. Konfeksiyon mağazalarından o biçime böyle kadar hepsini haftalık biçmiş. Kuzu kuzu ödüyorlarmış. At yarışları için dün tahsin geldi. Biz de çalışmayacakmış artık. Murat ekmeğimizi elimizden aldı. Bizi sayan çekinen kalmadı. Çaresini söyle abi. Öldürmek. Akıllıca pusuladık mı bilirler bizim vurduğumuzu. Yarın gene kulumuz kölemiz olurlar. Nasıl? Şimdilik iyi Murat.
Neden şimdilik dedin? Bebek olduğu için, hiçbir şey anlamadığı için. Ama yarınları acı dolu, özlem dolu olacak. Sebebi ben miyim? Sensin Murat, yarın konuşacak, yürüyecek bebeğimiz, babasını soracak. O zaman yavruma nasıl anlatayım seni, söyler misin? Söyleyebilir misin? Ha? Seni hiç böyle görmemiştim. Beklemek zor mu geliyor? 7 senem var daha. Ölünceye kadar beklerdim seni, sevdiğimsin. Erkeğimsin sen benim Murat. Sana hep bağlıydım, daima da bağlı kalacağım. Ama... Evet? Sen çıkınca neler olacağını o kadar iyi biliyorum ki. Korkunç, kan ve silah dolu bir dünya. Oğlumuzu bu kötü dünyadan uzak tutmaya karar verdim ben Murat. İpek. Evet, başka hiçbir çare yok. Sana bugün Allah'a ısmarladık demiyorum. Veda ediyorum Murat, beni anlamaya çalış lütfen. İpek! İpek! Geçmiş olsun. Niye karıştın sanki? Bıraksaydın onları bir güzel pataklayacaktım. Yapamazdım. Çünkü güzel kavga edemiyorsun. Ama onlar benden büyüktü. İş büyüklükte değil evlat, yürekte. Yüreğin sağlamsa iyi kavga edersin. Ağlama. Korkumdan değil amca, hırsımdan ağlıyorum. Sağ ol amca. Üzülme. Her erkeğin başına gelir böyle şeyler. Boş yere yürümüşüm buraya kadar. Deniz Motel iskeleye yakındır. Şu tarafa gideceksin, sahile indin mi motel karşındadır. Sağ ol, bir şey değil, güle güle. Sen zahmet etme, ben taşırım. Aa, nerede benim yamak? Okuldan dönmedi mi daha? Size! Ne oldu yüzüne? Ne oldu yavrum? Söylesene! Kavga etmiştir gene, okşamışlardır biraz. Kavga bile edemedim anne, kendimi koruyamadım, senin yüzünden. Hiçbir zaman kavga etmeyeceksin, kavga kadar kötü ve budalaca bir şey yoktur. Mecbur olunca ne yapacağım? Mecbur olmayacaksın yavrum. Zorla sataşıyorlar. İnsanın üstüne üstüne geliyorlar. Ben de sevmiyorum kavgayı. Ama insan bilmeli, öğrenmeli. Gel, kavga öğreteyim sana. Tonton dayıcığım, hiç beceremiyorsun kavga etmeyi. Ben mi? Hadi gel bakalım, hadi! Hadi durma! Hadi bakalım! Hadi! Barıştık! Ne yapalım? Başka çare yok! Barıştık!
Yaklaşma bana Murat. Kavuştuk İpek. Kavuştuk nihayet. Beni böyle mi karşılayacaktın? Ben demiştim sana, bizler için yoksun artık. Ne diye geldin buraya, söyle. Yok muyum? Sen öldün Murat. Sezer de ölü biliyor seni. Matemeni de tuttuk yıllarca. O da geçti bitti. Gidebilirsin artık. Konuşacağınız bir şey kalmadı, bunu böylece bil. Hiçbir yere gidecek değilim. Sezer'in babası, senin de kocanım. Beraber yaşayacağız artık. Biz sensiz bir hayat kurduk, alıştık bu hayata. İkimiz de memnunuz yaşantımızdan. Bu kadar değişemezsin. Bu kadar yabancı, anlayışsız, uzak olamazsın. Ben 8 sene hep şu anı bekledim. Sizlere kavuşmak için yaşadım. Artık çok geç. Bunu daha önce düşünseydin. Her suçun cezası bir kere verilir. İşlediğim suçun cezasını çektim ben. Bitti. Peki ama bizlere çektirmeye ne hakkım vardı? Artık yeni acılar içinde yaşamak istemiyorum. Kendimi de oğlumu da sana karşı koruyacağım. Gelecek belalara karşı. Eski Murat gerçekten öldü. Tövbe ettim. Hayata yeniden başlıyorum. İnanmıyorum sana Murat. Boşuna ısrar etme. Kendini düşünmüyorsan bizlere acı, git artık buradan, git, bir daha da görünme! Gideceğim, ama oğlumla beraber. Onu da yaparsın sen, ufacık bir çocuğu annesinden koparırsın. Bir katilin oğlu olduğunu da söylersin, Sezer'in hayatını da mahvedersin. Al götür, onu da kendine benzet! Anne! Oh amca, merhaba! Gideceksin motelimizde. Nereye? Müşteri değilim, iş arıyorum. Çalışacak birine ihtiyacı yokmuş annenin. Hani kapıdan hiç kimse kovulmazdı? Beni biraz önce dayak yemekten o amca kurtardı. Ona iyilik yapalım, ne olur anneciğim. Altın kalpli anneciğim, işi yok, evi yok, parası da yok belki de, düşünsene. Peki git çağır gelsin öyleyse. Yaşa anne! Alttaki odalardan birinde yatarsın. Yemen içmen de bizden. Haftada istediğin bir gün izinlisin. Yapacağın işe göre de gündelik veririm, tamam mı? Teşekkür ederim. Kumar oynamak, içki içmek, hele kavga etmek kesinlikle yasaktır. Baş üstüne. Odanı göstereyim amca.
yerine bir sürü ıvır zıvır unutmuşsun. Telefon ediver de. Hayrola, neden ağlıyorsun? O burada. Kim burada? Murat. Deme. Oh, kurtulmuş demek. Bir işçi gibi çalışacak burada. Onu tanıdığını belli etmeyeceksin Sezer'e. Neden bu işkence? Bir de soruyor musun? Hiç mi vicdanın yok? Sezerciye yazık değil mi? Acımıyor musun evladına? Mecburum böyle olmaya. Ben sevdim, ben inandım. Sonra da ben yıkıldım. Çekecek gücüm kalmadı. Bir süre sonra gitmeye mecbur olacak zaten. Bir tarafta oğlum, bir tarafta sevdiğim adam, kocam. Aralarında benim durumumu düşünebiliyor musun? Hala seviyorsun değil mi? İyi kavga etmesini bilir misin amca? Niçin soruyorsun? Bana öğretmeni isteyecektim. Ama annem duymayacak. Hiç istemez kavgacı olmamı. Annenin sözünden dışarı çıkma. Kavga kötü bir şeydir. Olmadık dertler açar insanın başına. Erkeksin, halden anlaman lazım. Dayak yemek çok ağrıma gidiyor. O zaman kavgadan, kavgacılardan uzak dur. Babam olsaydı öğretirdi bana, dövdürmezdi beni. Ne olmuş babana? Ölmüş. Yakarım burayı. Yakarım, ispat da edemezsin. Ben milyoner iş adamı fabrikatör İlyas Bey'im. Böyle bir işe tenezzül ettiğime hiç kimseyi inandıramazsın. Doğru, haklısın. Hafta sonuna kadar çekip gitmiş olacaksın. Paranız da hazır. Bu kumsalın tamamı benim olacak. Bütün binaları yıkacağım. 3-500 odalı otel yapacağım. Ayrıca tatil köyü, yüzme havuzları, kumarhaneler. Bu memleketin imparatoru olacağım. Turistik imparator. Elbette patron. Hayırlısıyla. Sezai'nin moteli tamam. Akıllı herifmiş. Hiç diklenmedi. Benimle tepişilir mi hiç? Atıf Bunağı da tamam. Şimdi sıra Cemal hayvanında. Şurası da kör bağırsak gibi durup kafamı bozuyor. Gidin bir daha konuşun, parasını alsın defolsun. Ben gidersem çiğnerim orayı. Taş üstüne taş bırakmam. Baş üstüne. Hoş geldin, sefa geldin. Geçmişler olsun. Sağ ol Cemal abi. Aslan gibisin maşallah. Beğendin mi burayı? Güzel ya. Asıl yazın göreceksin. Mevsim başlasın, kalabalık akın akın gelsin. Bak nasıl tadını çıkartacağız. Onarmak lazım bunlar. Okuldan dönüşte Sezer de yardım eder sana. Usta balıkçıdır, haberin olsun. Eyvallah. Güle güle. Hoş geldiniz. Çay, kahve ne emredersiniz? Yazı bırak hokkabaz. Niçin geldiğimiz malum. İlyas Bey'in sabrı tükeniyor. Sonra ağlamak, sızlamak da fayda etmez. Emri mucibince en kısa zamanda baltanızı alacaksınız. Burası babadan kalmıştır bize. Ekmek kapımızdır. İlyas Bey... Kesme dede! Ne diyorsak onu dinle. Satılacak yerimiz yok. Kendisine selam söylersin, boşuna ısrar etmesin. Elin namuruyla sen erkek işine karışma. Burası dayımdan değil, benden sorun. Öyleyse iyi dinle hanım abla. Bırakıp gideceksin burayı. Tahliye edeceksin, hiç şahren yok. Zorlukla, kabadayılıkla hiçbir şey halledilmez. Bunu böylece bilin. Kafanızı çalıştırın biraz, basın gidin buradan. Zorla güzellik olmaz. Olur mu olmaz mı? Biraz daha keçilik edersen görürsün. İlla
laf anlamaz adamlarsınız. Dediğimi duydunuz işte. Basın gidin dedim. İşte bu kadar. Siz emir kulusunuz. Bana İlyas Bey'in teklifini getirdiniz. Şimdi de benim cevabımı götürün ona. Buralarda bizim fermanımız okunur. Bilmiyorsan öğren. Biliyorum. Öyleyse ne demeye dikleniyorsun? Son sözümü söyledim. Bakalım ağamızın son sözü ne olacak? Korkacak bir şey yok, merak etme. Biz işimize bakalım. Kusuracağım. Doğduğuna pişman olacak o karı. Evelallah. Ne dedi? İlyas Bey'e selam söyleyeyim mi dedim? Aynen. Satacak yeri mi yokmuş. Eceline susuyor. Yo. Hemen silaha asılmam ben. Öyle şeyler yapacağım ki deliye dönecek. Kendisi gelip yalvaracak al diye. Bir kuruş da para verirsem namerdim. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasam, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasam, gelsin. Sağ ol. Ufacık bir hediye aldım sana. Çok teşekkür ederim amca. Derslerin bitince aşağı inelim. Müşteriler gelmeye başlamıştır. Hadi servise geç kalmayalım. Şimdi getiririm üstünü. Bak. Kör müsün? Hey, koşturun bakalım.
açıl. Şuradaki büyük böcek gelsin. Yavrum, şu bizim hesabı getir. Beyaz peynirli kavun, kırmızı turp. Kavurma da isterim. Rakıyla su koştur önce. Bir kasede ayran. Baş baş! Pis bu örtü. Ütüsüz, yenisini getir. Kabaz işkembe çorbası pişir bize. Sarımsağı sirkesi tam olmazsa bacaklarını kırarım ha. Maksadınız ne sizin? Hiç. Ne olsun? Ağız tadıyla içip eğlenmeye geldik. Şu pikaba bir oyun havası bastır bakalım. Ayıp ayıp. Hiç yakışmıyor bu sizlere. Bize yol mu öğreteceksin hanım abla? Bir kadınla böyle konuşulmaz. Sen de mi adam oldun kara böcek? Fedai misin yoksa? Koştur içkileri, yoksa cezam büyük olacak. Karışma. Bir şey söyleyeyim mi hanım abla? Sen de hesabı yaz tahtaya, al haftaya. İlyas bey beni böylece bıktırıp razı edeceğini sanıyorsa çok aldanıyor. Olur hanım, söyleriz. Baylar, kapatıyoruz artık. Siz varın uyuyun. Biz yeni başladık. Bırak abi, ne isterlerse yapsınlar. Yesinler, içsinler. Hiç merak etme. Hadi oğlum. Gel dedim. Kaçtın. Bizleri yalnız bıraktın. Gören de seni baba yiğit biri sanır. Neler söylüyorsun Sezer, çok ayıp. Bize mi, ona mı? Yazık, çok korkakmışsın. Evet, korkak. Seni öyle sevmiş, öyle güvenmiştim ki. Amca, başka bir yerde iş arasana kendine.
teşekkür etmek için geldim. Oğlumun yanında rezil olduğum için mi? Şimdi sen istesen bile ona babası olduğunu söyleyemem. Söylersen gene kaçarım Murat. Sözünde durmalısın. Duracağım. İnanıyorum Murat. Eski yaşantını bırakmışsın. Emin ol ki buna çok sevindim. Allah rahatlık versin, iyi geceler. Aslında senin korkak olmadığını ben biliyorum. Seninle erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Erkek adam kavgacı olur, sevdiklerini korur. Beni sevdiklerimden kavgalar ayırdı Sezer. Beni korkak sanmanı istemiyorum. Bütün dünya öyle bilsin ama sen korkak bilme. Öylesin ama. Değilim. Kavgaya yeminliyim sadece. Bir zamanlar ben de çok kavgacıydım. Ama artık edemem. Söz verdim birine. Kime? Canımdan çok sevdiğim biri Sezer. Tanımazsın. İki yabancı gibiyiz şimdi onunla. Sebep ne biliyor musun? Kavga. Pişmanım şimdi Sezer. Eskiden sevdiklerimi korumak için dövüşürdüm. Sonunda ayrıldık. Şimdi sevdiklerimden ayrılmamak için kavga etmiyorum. Küçüksün belki anlayamayacaksın ama benim için çok önemli bu. O hayatta en fazla değer verdiğim insan. Hani hiç kimsen yoktu? Yoktu Sezer. Sonra seni tanıdım. Sevdim. Oğlum gibi. Ben de seni sevdim. Babam gibi. Bu sözün dünyalara bedel benim için. Gitmeye karar vermiştim. Ama kavga etmemi istemezsen kalırım Sezer. Peki, kavga etme Murat amca. Önce bütün bu işleri annemle dayım yapardı. Bana boşuna para veriyorlar desene. Boşuna olur mu amca? Hiç durmadan çalışıyorsun. Daha önce ne iş yapardın? Ben ticaret yapardım. Alım satım işleri falan. Sonra ne oldu peki? İflas ettim. Sıfıra düştüm birden. Oğlum Murat dedim kendi kendime. Her şeye yeniden başla, çalış, alın terinle kazan ekmeğini. Sonrasını biliyorsun, şansım varmış ki sana rastladım. Asıl benim şansım varmış. Kavga öğreteceksin bana. Aman yavaş konuş, annen duyarsa işten atar beni. Peki öyleyse ne zaman? Kavgada bir kaide vardır çocuğum. İlk yumruğu atan daima kazanır. Anladım, bana kim çatarsa hemen yumruğu patlatırım. Hı hı. Ama en kral kafa atmaktır. Oturttun mu ağız burun karışık dağıtırsın. Geç şimdi şöyle. At mideme bir tane bakayım. Olur mu ama sana kıyamam ki. Ders veriyoruz Sezer. Bakalım imtihanı kazanabilecek misin hadi. Nefesim kesildi. İyi ki arkadaşız ha. Yoksa bir araba dayak yedimdi senden. Sana el kaldırır mıyım hiç? Bana çatanların vay haline şimdi. Önce bir yumruk, sonra bir kafa, tamam. Annen duyunca ne olur? Fena
olur, belki döver beni. Kavga etmemi hiç istemez çünkü. Ama seni de dövemez ya bana kavga öğrettiğin için. Keşke dövse. Bir laf eder, dayaktan beter, kurşundan beter. Korkma, aramızda kalacak. Al bakalım. Aferin yanıma. Korkma ya. Yap oğlum işte seni. Saldır bakayım. Güzel. Verelim. Al bakalım. Barıştık. Barıştık. Nereden biliyorsun bu oyunu? Dayım öğretmişti. Ona da babam öğretmiş. Sen nereden biliyorsun? Ben de bu sabah dayımdan öğrendim. Babamı hiç tanımadım, biliyor musun? Bir tek resmi bile yok annemde. Geç kalıyor seni, hadi. Babası olmayınca boynu bükük oluyor insan. Ürkek oluyor. Bilirim. Ben de babasız büyüdüm. Çekiyor ikisini de. Baba oğul sevgisi bu. Ne yapsam mani olamaz. Evlenmedin amca? Niçin yalnızsın? Bilmem. Aklıma bile gelmedi evlilik. Çocukların olmalıydı. Baba, babacım demelilerdi sana. İnsanın çocuğu olması, babası olması kim bilir ne güzel şeydir. Üzülmen için söylemedim. Evleneceksin elbet. Çocukların da olacak ama ben hep babasız yaşayacağım. Özledik sizlere, geleceğiz bugünlerde. Buyurun, bekleriz. Vay be! Çalımına bakın şunun, kızdırmayın canımızı okur. Selam söyle annene, inadı bıraksın sonu kötü olacak. Siz söylediniz ya, cevabını da aldınız. Dilin çok uzamış senin. Dokunma çocuğa. Bir derdiniz varsa aramızda konuşuruz. Öyle olacak yakında.
Hadi gel. Zamanı doldu motelin. Adından hiçbir haber yok. Bu gece gireceğiz. Tamam, uzadı bile. İpek denen kadının gördük az önce. Yanında da fedai olacak o ham atmaca. Sülük gibi peşinden hiç ayrılmıyor. Hepsine meydan dayağı çekeceksiniz. Her yeri dümdüz edeceksiniz. O kadın doğduğuna doğacağına pişman olacak. Oldu patron. Geç gidin. Kimseler olmasın şahit mahit. Bir güzel kötek atsaydık şunlara. Ne faydası olurdu? Kavganın sonu yoktur. Öldürsen bile bitmez. Kapanmaz o iş. Olan sana olur. Başından geçmiş gibi konuşuyorsun. Yok. Bu kadar güçlü kuvvetlisin. Kral kavgacısın. Gene de tutuyorsun kendini. Söyledim ya, kavgadan kaçanın anası ağlamazmış. Hadi bakalım geç karşıma şimdi. Geç. Başla. Al bakalım. Gel gel gel, korkma. Al bakalım. Hücum. Hadi. Hadi koru kendini bakalım. Gel. Aferin. Yakalandın işte. Sizler! Birdenbire başlayan dostluğunuzu merak etmiştim. Sebebi buymuş demek. Gel buraya. Onun hiçbir suçu yok. Çabuk düş önüme. Niye buradayım? Sana inanmaya başlamıştım. Bu defa gerçekten bitti Murat. Gideceksin. Ben namuslu, pırıl pırıl bir çocuk yetiştireceğim. Bütün hayatımı ona adadım. Sizleri kendine benzetemeyeceksin. Bana niçin benzemesin? Neyim ben? Kan dökücü bir katil, bir eşkıya. Yalan mı? Sen daha mı az suçlusun? O zengin hayat, apartman, hizmetçi, kürk, araba iyiydi. Memnundun, uçuyordun. Bana tapıyordun. Başım belaya girmese hiç sormayacaktın değirmenin suyunu. Sus artık, yeter! Yetmez! Beni arkamdan vurdun. Yapayalnız bıraktın, terk ettin! Kendim için değil, oğlum için kaçtım. Onu öldürecekler diye deliye döndüm. Hala korkuyorum, yıllardır korkuyorum. Duyuyor musun, anlıyor musun? Hep korku içinde yaşıyorum. Ona layık bir baba değilsin sen. Haklısın. Kalsan vururlardı oğlumu. Ben de kim bilir kaç kişiyi gebertir asılırdım. Ben de haklıyım, ben de! Oğlum o benim, oğlum! Oğlum o benim, oğlum! Şimdi gidiyorum ama bir gün Sezer de babası olduğunu öğrenecek, mutlu olacak. Bir gün elinden alacağım, gerçeği söyleyeceğim ona. Babasız bir yetim değil o. Katil de olsa ona tapan bir babası var. Düşün. Hemen gitme. Birkaç gün sonra karar ver. Bir arada olamayız artık. Eyvallah Cemal abi. Benim için öp Sezer'i. Bir yalan uydur. Amca! Ben de seninle geleceğim. Söz öyle. O da gitmesin anne. Yalvar gitmesin. Ne
Şey değil. Biraz rakı dökün yara. Ne kadar uğraşsan olamıyormuş bazen. İnsan iyilikle, sabırla her şeye çare bulamıyormuş. Bırakacağız burayı abi, gideceğiz buradan. Niçin? Kaç kere söyleyeceğim yavrum, kötülerle daha fazla boğuşamayız biz. Olur mu anne? Burasını onlara bırakacağımıza ölelim daha iyi. Başka çare yok oğlum. Var, kalmak, korkmamak. Sen ne diyorsun Murat? Ben karışmam, siz bilirsiniz. Hepiniz bana karşısınız, bire karşı üç sizin dediğiniz olacak. Güzelsin, pek de şıksın. Murat'ın hediyesi. Sofralar kuruluyor, tatlılar pişiyor. Anlayalım. Bayramımız var bugün. Bu kadar zaman geçti, üstümüze gelmediler. Kapandı bu mesele artık. Bütün sevincin buna mı? Hayır. Bir babayla oğul tanışacaklar, kavuşacaklar. Sana haksızlık ettim, yanlış davrandım. Hepinizi boş yere üzdüm, acı çektirdim. Ama bitti, bundan sonra mutlu olacağız. Affet beni sevgilim. Çok daha önceden söylemeliydim bunu Sezer'im. Onu hayatının en büyük sevincinden mahrum ettim. Sadece geciktirdin. Şimdi daha çok sevinecek. O gaddar bir abimi öldürdü. Öbür abim onun yüzünden içeride. En azından 15 yıl yatacak. Murat'ı gebertmezsem öldürdüğü abim mezarında rahat mı yatar? Öbürü yüzüme tükürmez mi? Söyleyin bana. Yazık bizlere. Uyanamadık. Sıradan biri olmadığını anlamalıydım. İzini buldum çok şükür. Bu gece kurşuna dizeceğim. Ağzına gözüne basacağım mermiyi. Bana kalırsa hatalısın. İhtimale göre yola çıkılmaz. Her tedbiri almak lazım. Bir solukta gırtlağına basacağız. Üçümüz birden ver yansın edeceğiz. Öyle adam kuşkulu olur. Hazırlıklı olur her an. Allah korusun, pusudan kurtuldu, o vurdu sizleri. Hop İlyas, sevmedim lafını. Daha hesaplı, akıllı olursak fena mı? Nasıl? Senin canın garantili olmalı, intikamın için. Bunun da bir tek çaresi var. Söyle de bilelim. Sana Murat'ın leşi lazım, bana da motel. Öyle bir oyun kuracağız ki ayağıyla gelecek buraya. İstediğin gibi geberteceksin. Adını çıkarta çıkarta. Ben de en şık elbiselerimi giyeyim bari. Çok yaşa. Aşık gibi de.
Felaket nezleyim. Hapşır! Hapşır! Sezer gecikti. Şimdiye kadar gelmesi lazımdı okuldan. Efendim? Boşuna beklemeyin. Biz misafir ettik Sezer'i. Şakası yok bu işin. Otelden defolmazsanız cesedine kapanırsınız ancak. Neredesiniz? Şarap fabrikamda. Nasıl istersen. Elbet öyle olacak. Bazı iş. Gel al veledi. Bekliyorum. Paranızı da hemen vereceğim. Ha, polise haber uçurursan parçalarım çocuğu. Neymiş, ne olmuş? Önemli bir şey değil. Sezer'i götürmüş. Oğlum, yavrum, bırak beni ona gideyim. Ne olur bulayım onu. Korkacak bir şey yok. İlyas moteli istiyor. Kanlı bir işe kalkışacak değil. Moteli verip Sezer'i alacağım. Bir tarafa ayrılmayın. Polise de haber vermeyin sakın. İlyas'a 8 yıldır bu dakikayı bekledim. Bu az mı aradım? Ah be! Önce bu veledi, sonra da babasını geberteceğim. Babam mı? Kim babam? Bilmiyor musun kerata? Dalga mı geçiyorsun veled? Bu 1 yaşındaydı Murat denen babası abimi öldürdüğü zaman. Murat amca babam mı? Benim babam mı? Git lan! Boş yere o kadar sevmemişim. Çok şükür, bin şükür Allah baba. Müjdemi isterim. Ne istersen emret amcacığım. Canınızı, senin de babanın da. Önce seni vuracağım, onun gözlerinin önünde vuracağım. Can çekiştiğini görecek. Senden sonra da onu geberteceğim. Yalvarırım, dokunma babama. Babacım bile diyemedim. Bir defacık öpemedim. Bağışla onu amca. Beni nasıl istersen öldür ama babacım yaşasın. Sen mani ol İlyas amca. Babamı bağışlasın. Yalvarırım, her şeyimiz senin olsun. Geliyor. Yerlerinize. Sersen. Yaklaşma! Anlamını emrediyorum.
Babacığım, her şeyi öğrendim. Oğlum, oğlum. Sözünde durmasaydın seni affetmezdim. Kanuna karşı çıkanların peşindeyim. Atlayın benim arabama, koşun. Söylemiştim sana. Ama laf dinlemeyeceğini biliyordum. Cezan daha ağır olacak. Babacığıma, babacığıma!